Çetin Bey, biliyorsunuz hareketli günler yaşıyoruz. Herkesin Evet. kafası karışık, herkes gergin. Yani bir takım yani içinde bulunduğumuz süreç herkesi germiş durumda. Çünkü biliyorsunuz 26'sı gibi bekleniyordu. Cumhurbaşkanından açıklama geleceği bekleniyordu. Fakat öyle olmadı. 26'sında bir açıklama gelmedi. Bakan gazetecilerin sorularını cevapladı kabine toplantısından sonra. Bakan da dedi ki işte bu hafta içerisinde halledeceğiz, yani 2023 yılı içerisinde halledeceğiz. Nasıl halledilecek onu şu an bilmiyoruz. Sonrasında Habertürk'te Kübra Apar bakanı aradığını söyledi ve sordu, EYT'yi ne zaman çözeceksiniz? Bu hafta açıklıyor musunuz diye sordu. Bakan Bilgin de demiş ki Cumhurbaşkanı bu yıl içinde, bu hafta içinde bitiririz dedikten sonra nasıl yetişir demiş. Kübra Apar demiş ki yani bu hafta nasıl yetişecek Evet. yani bu şey EYT? Bakan da demiş ki çarşamba belli olacak. Yani tam olarak neye belli olacak dediği bilinmiyor ama çarşamba en azından bu yıla yetişip yetişemeyeceği belli olacak şeklinde bir not da düşülmüş. Yani tam olarak net bir şey söylenmiyor. Sürekli olarak her açıklamada yeni bir detayla karşı karşıya kalıyoruz. İşte yani bir tutarsızlık var, bir problem mi var? Anlayamadık yani süreci hep birlikte. Siz nasıl yorumluyorsunuz, nasıl gözlemliyorsunuz? Evet Murat Bey, açıkçası dünkü programda en azından böyle detay olmasa da böyle en azından bu işin sonlandığını, sona gelindiğini, hatta şu da denebilirdi, bir iki ufak detay var, onları da netleştikten sonra açıklayacağız. Yani bunu demek çok zor değil. Ama insanları gelen bu kadar beklenen bir şey karşısında hiçbir kelime edilmemesi veya önemsenmeme ya önemsenmiyor gibi bir şey var. Durum var. Yani bu kadar kamuoyu, bu kadar bakın sadece EYT'liler değil artık bu herkesin beklediği bir şey. Televizyon kanalları bekliyor, gazeteciler bekliyor, yorumcular bekliyor, sizin gibi yayın yapanlar bekliyor. Biz bekliyoruz. Ya sadece EYT'yi ilgilendiren bir mesele olmaktan çıktı. Artık toplumsal bir şeye döndü bu. Toplumsal bir beklenti. Herkes şunu merak ediyor. Aslında buranın işi neye gitti? Verilecek sözler tutulacak mı, tutulmayacak mı? İş artık oraya geldi. Yani bu kadar söz verildikten sonra hala yani dün açıklamayla çarşambanın açıklama arasında Allah aşkına ne fark var? Yani Hiçbir fark yok, evet. siz eksiklerinizi bugün tamamlayıp da yarına hazır şekilde çıkacağınızı mı zannediyorsunuz? Madem hazırsınız, dün en azından bir kısmını açıklayın. Deyin ki biz EYT konusunu bitirdik. Bir iki ufak detay kaldı, onu da alıyorum. Ama insanlar en çok merak ettiği şu, yaş var mı yok mu? Ya bunu açıklamak çok zor değil. Arkadaşlar, sayın millet, işte EYT mağdurları artık ne derseniz diye EYT çalışmasını bitirdik. Yaş konusu evet çalışmalarımız arasında var. İstatistik olarak biz bu çalışmaları yapmak zorundayız. Maliyet hesapları yapmak zorundayız. Ancak yaş konusunu koyarsak zaten EYT'nin ruhuna aykırı bir şey olur. İnsanlar tekrar yaşa takmanın yanlış olduğunu biz de biliyoruz. O yüzden biz yaş konusunu kesinlikle gündeme getirmiyoruz. EYT'yi eski kanun neyse o şekilde çıkarıyoruz. Detayları Sayın Bakan işte ayın ocağın birinde, ikisinde, üçünde artık önemli de değil. Ya biz bunları duyduktan sonra zaten bunun meclise gelmesi, yasalaşması Ocak, zaten biz derdimiz Ocak'tan önce yasalaşsın değil. Bizim derdimiz bu açıklamanın Ocak ayına girmeden yapılması. Dün mesela en güzel fırsattı. Yani o kadar ekonomiden bahsedildi, büyümeden bahsedildi. Ancak işte ekranlarda asıl bekleyen, asıl duymasını gereken bu konuyla ilgili olan kişilerin beklentisi yine boşa çıktı. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı açıklaması bitti. Bütün kanallara bakıyoruz, tekrar aynı başa dönmüşüz. Yaş var mı yok mu? Herkes ya inanın tahminci oldu artık yani. Herkes tahminlerde bulunuyor. Bölündük de bu arada. Bir kısmı diyor ki yaş şartı var. Bir kısmı da benim gibi
yaş şartı yok. Bizler de bölündük yani. Niye? Bu açıklamaların gecikmesinden, tutarsızlıklardan niyet okuyoruz biz açıkçası artık. Niyet okur hale geldik. Dolayısıyla şunu şöyle bağlamak istiyorum. Yani dün açıklamayla çarşambanın açıklaması arasında hiçbir fark yok. Ne farkı var? Ya dün açıklasaydınız bugün insanlar rahatlamış olurdu en azından. En azından beklentiler karşılanmış olurdu. Açıklama yönünden bakın detayı bilmiyorum daha. En azından insanlar ekran karşısına oturduğu zaman duymak istediğimizi duyduk bu kadar. Şimdi ortamı daha da geriyorlar. Şimdi çarşamba ayın bilmem kaçı, cumartesi yılın son günü, işte 3-4 gün kaldı. Yani bu 3-4 günde siz bütün eksiklerinizi tamamlayıp ondan sonra mı açıklama yapmayı düşünüyorsunuz? Böyle bir şey mümkün mü? Bu mesele hazır ama açıklanmıyor. Niye açıklanmıyor onu da bilmiyorum. Hani insanların bu kadar gergin olduğunu farkında değiller mi bunlar? Yani açıkçası ben şunu söylüyorum. Ben bir EYT'li değilim ama benim için EYT'nin açıklanması bütün süreci hakimsiniz ama bütün süreci gördünüz evet, yani. Bütün süreci bildiğim için benim için önemli olan dünün en önemli açıklaması bakın doğal zenginliklerimizdir, gurur duyarız, doğal gazlar çıksın, dünyaya bağımlılığımız kalmasın. Bunlar çok güzel şeyler. Memleket büyürse hepimiz büyüyeceğiz zaten. Ama kardeşim bu EYT'yi biz bekliyoruz yani. Bunun için de 2-3 kelime bir açıklama yapın. İnsanlar hep toplamda mutlu olsunlar yani. Bir de çok kısa bir açıklama oldu. EYT kelimesi bile kullanılmadı. Yani bu kadar önemsiz miyiz yani? Biz bu kadar önemsiz miyiz? Bir cümleye sığacak kadar şey miyiz biz yani? Aslında Çetin Bey dediğinize yaş var mı yok mu? Bu çok merak ediliyor diye. Aslında bakan bununla ilgili bütün bu süreçlerin başından itibaren bir açıklama yaptı. Yani nasıl bir açıklamaydı? Pazar gün yayına katıldı ve orada ben hatırlatayım, unutanlar olabilir. Bu konu bence çok önemli. Gazeteciler dedi ki işte bir yaş şartı var mı? Yani klasik olan bir yaş aralığı var mı diye soruldu. Bakan da dedi ki hangi yaş aralığında ne kadar yaş aralığı olmazsa ne kadar olur? Hani hesaplama üzerinden gitti. Evet. Yaklaşık önümüzde böyle bir tablo var dedi. Ben bu tabloyu arz edeceğim, değerlendirecek olan Cumhurbaşkanı dedi. Yani özetle ben hani uzatmadan söyleyeyim. Dedi ki Vedat Bilgin önümüzde birden fazla seçenek var. Bunların içinde yaşın olduğu seçenekler, olmadığı seçenekler artık neyse. Biz bunu Cumhurbaşkanı'na sunacağız. Cumhurbaşkanı karar verecek. Kendisi de bununla alakalı bir şey yapamadığını açıkçası ifade etti. Yani karar mercinin Cumhurbaşkanı olduğunu söyledi. Böyle bir açıklama yaptı. Aslında bakarsanız yaşla ilgili, yaşın olup olmayacağıyla ilgili kaderi de bir anlamda çizmiş oldu. Netleştirmiş evet. Oldu bence. Ve tabii buradan genel durum Cumhurbaşkanı'na çıkıp işte yaşla alakalı açıklama yapacağı konusuydu. Fakat öyle olmadı. Siz bu seçenek konusunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani seçenek kısmı önemli aslında. Ya Murat Bey, daha önce de konuştuk. Sayın Bilgin akademisyen. Yani kökene akademisyen. Akademisyenleri siz değiştiremezsiniz. Onların belli bir çalışma kültürü var. Belli bir alışkanlıkları var. Olaylara farklı bakış açısı var. Mesela konuşmasında işte istatistik verileri, parabolüs eğrisi falan. Ya bunların EYT'de ne alakası var? Yani ekonomik verilerinizi evet. Kullanabilirsiniz. Sayın Nebati ile Nebati eleştirmişlerdi bu ekonomik terimler kullanınca. Sayın Bakan da kullandı. Yani EYT'nin bunlarla ilgisi yok. EYT o kadar basit ki. Yaş var mı yok mu? Biz bunu tartışıyoruz. Ya söyleyeceğiniz şey yaş var veya yok. Bu kadar. Ya bana istatistik lazım değil ki. Ben şuna bakarım. Ha, totalde şuna bakarım ben. Tamam, bunu anlıyorum. Aktarya denge. Bunu anlarım. Bunu ben de savunuyorum. Yani sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı yürümesi açısından bunu ben de savunuyorum. Ama aktarya dengenin suçlusu EYT'li değil ki. Ya EYT'li mi yükseltecek aktarya denge? Yani ben emekliyim, erteleyen aktarya bozulsun mu diyecek yani. EYT'li ne yapacak? Veya sokakta işsiz gezenlere iş mi bulacak?
Hadi sen işe gir ki benim primlerimi devlet rahat edesin mi diyecek yani. Yani aslında